Evet, değerli dostum. Geçmişte özellikle 80 öncesi Türkiye'nin en iri, en diri, en ses getiren, sonuç alan sendikası Petrol İş'ti. Bugün o eski günleri arasak da yine böylesi bir değerlendirme yaptığımızda Petrol İş'in çok farklı bir yerde olduğunu görüyoruz. O nedenle sınıfının bilinciyle hareket eden ama özellikle sektördeki sizin yaptığınız işin ülke kaynaklarının, ulusal değerlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi, istihdama katkısı ve özellikle borun stratejik önemi, yaklaşık %73'lük rezervin ülkemizde bulunması, bunun çok kaliteli olması, kullanım alanlarının her geçen gün yenilerin eklenmesi, biraz daha sizi de bizi de farklı düşünmeye itti. Bugün biz burada çok farklı şeyleri konuşmalıydık 21. asırda. Dünyada birçok örneği yaşanmışken az önce kısaca anlatmaya çalıştım. Detaylarına girmiyorum çünkü artık ezberlediğini çok iyi biliyorsunuz. Benliğinize, yüreğinize kazınmış bu. Az önce değerli sendika başkanımızın dediği gibi bu ekmek sadece sizin emekten gelen hakkınızla da sınırlı değil. Madenin çıkartılıp buraya getirilmesiyle devam eden, işlenmesiyle ihracına kadar ve bunda çok sayıda insanın yediği ekmekle de sınırlı değil. Bu ekmek Türkiye'nin ekmeği. Geçmişte çok güç koşullarda o fabrikaları kuranlardan daha zor değil şu anda Türkiye'de yetkililerin işi. Çok ciddi bir pazara ulaştı. Geçmişte ham madde olarak satılan borun şimdi uç ürün olarak nihai o çok farklı bir noktaya geldiği, elbette yeterli olmadığını hepimizin kabul ettiği bir yapı var. Bunun değiştirilmesi, düzeltilmesi için harcanacak paranın çok fazla şekilde, çok kısa sürede ortaya döneceğini raporlar ortaya koyuyor. Raporlar diyorum ben 2002-2007 döneminde milletvekili olarak görev yaptığım dönemdeki komisyon üyesi olarak Eti Maden de dahil birçok kuruluşun alt ve üst denetim kurullarında görev yaptım. Ve o konuda birçok arkadaşım çok iyi bilir ki bu sıkıntıların dile getirilmesinde, bir takım problemlerin çözülmesinde önemli mesafe alınmasına benim de payım oldu. Ancak geçmişten bu yana özelleştirmeyi ballı börek gibi sunanlar ve halkı nasıl kandırdığını insanlar yaşayarak öğrenir hale geldi. Baktık ki tekel 292 milyon dolara satıldı. Çok kısa sürede 800 küsur milyon derken 2,5 milyar dolara kadar çıktı. Tüpraş'ta sendikanın açtığı şeyler olmasa nereye gidiyordu? Ortada. Telekom aynı şekilde. Seka aklınıza ne geliyorsa hepsinin arsa fiyatına gittiği, sadece bu ulusal değerlerimizin, hepimizin alın terinin emeğiyle ortaya çıkan eserlerinin birilerine peşkeş çekilmesinin de ötesinde emeğin sömürülmesinin önünü açtı. Tabii bu arada 80 öncesi çok biri olan sadece tüm sendikalarımız değil, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte sınıf bilinciyle ortak hareket kabiliyetini kazanmıştık. Yapılan o birliktelik haklı haykırış sonuç alıyordu. Ama zaman içerisinde özellikle 12 Eylül 80 sonrası başlayan bu gerileme, yorgunluk, bezginlik, yıldırma politikalarının doğal sonucu olarak bu özelliğimizi yitirdik. Bir baktı ki peş peşe özelleştirme, ona bağlı taşeronlaşmanın önü açıldı. Ve susma sustukça sana sıra geleceğin bir somut sonucu da burada yaşanmak, yaşatılmak isteniyor. Sizlere olan inancımız, size olan güvencimiz, size olan standla eş değer olduğu, özellikle gelecek yıllarda, dönemlerde daha farklı, daha önemli bir meta olacağını gören, bilen bir abiniz, bir arkadaşınız, kardeşiniz, belediye başkanınız olarak bunu sizlerle paylaşmayı bir görev saydım. İnşallah bu haklı direniş, haklı sözlerle eyleme dönüştürülen bu uygulamalar sonuç alacak, geçmişte aldı. Ama geçmiştekilere bakın, özellikle DSP hükümeti zamanında Sayın Mümtaz Soysal'ın da olduğu, bizim de hep katıldığımız, verdiğimiz hükümetler farklı uygulamalar ve sonuç aldı bunlar. Ve bunlar tecrit pilavı. Bundan sonra da gelecek. Çünkü pasta önemli.
geçmişte vatanın bu değerlerini bize bu tarihi yazıyorsak, bunun da bunlar arkadaşlarımız var, milletvekillerimiz var, genel merkezimiz var. Biz de buradan elimizden geldiğince o katkıyı sağlayarak inşallah sizlerin istediği, Türkiye'nin beklediği sonucu ortaya koyarız. Tabii hep söylüyoruz, yasal...